buraya da Defne Hanım'ı aramak için kalmışlar. Buranın birçok yeri bu şekilde kazılmış durumda bölge. Altın madalya. Duvarları kırmışlar. Burası da Van Kilisesi'nin, yani manastırın üstünde olan küçük kilise. Burada yine dikil taşlar var, gösterdiğim gibi. Bu dikil taşlardan sadece 3 tanesi şu anda sağlam duruyor. Bir tanesi az önce dediğim gibi çökmüş. Diğer ikisi hemen arka tarafta. Onları da birazdan göstereceğim. Buranın harap olması biraz bakımsızlık ve ilgisizlikten kaynaklı. Ve yoğunluklu olarak da işte bu çukurların sebebi defineciler. Hazine aramak için gelenler. Tabi burada var mı yok mu bilinmez ama bu bölgede veya işte define arayan insanlar arasında kutsal mekanlar çok öncelikli tercih ediliyor. Ermenilerin yoğun yaşadığı bölgelerde özellikle onların bıraktıkları ev, kiliseler defineciler için böyle bir şey, bulunmaz bir kumaş. Her yeri bu şekilde harap etmişler. Dolayısıyla bu kazılarının sonucunda da çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyoruz. Geçtiğimiz yıl geldiğimde daha iyiydi durum ama şu anda daha kötü ve yine gördüğümüz gibi işte isimler yazan insanlar burada arkadaşlıklarını, dostluklarını, tarihin sayfalarını yazmak istemişler maalesef. Bu şekilde onların da zararlarını görüyoruz. Burada manastır. Hemen şurada. Çukurda kalıyor zaten. Görünüyor net bir şekilde. Önümüzde şu tarafta mercan tercan
Sol tarafı ise Erzincan'a doğru giden bölge. Yine sol tarafta da işte Bingöl ve Tunceli tarafları oluyor. Şu aşağıda akan su işte Karasu bağlanıp buradan Sansa Deresi, Erzincan, daha sonrasında Fırat'ın kollarını oluşturan akarsulardan biri. Şurada görmüş olduğunuz taşlar da yine definecilerin kazdığı, harap ettiği, aynı şekilde bu dikili taşın da yamulmasına, bu şekilde yapmasına sebep olmuş. Alt tarafını kazdıkları için şu anda bu şekilde duruyor. Şimdi bu küçük kiliseden çıktık. Arka tarafında da gördüğümüz gibi bu şekilde zararlar verilmiş. Bu kilise aynı zamanda, yani ilk yapıldığında, zindan olarak da kullanılıyor. İnsanlar cezalandırılmak için de kullanılmış, küçük bir şekilde yapılmış. Daha sonrasında kilise ve zindan olarak iki türlü de kullanılmış. Zindan adıyla da geçiyor bu yapı. Abrenkvank Kilisesi Erzincan'ın önemli tarihi yapılarından biridir. Anadolu'nun en sağlam Ermeni manastırlarından biri olan Abrenk Kilisesi'nin tarihi, kilisenin kitabesindeki bilgiye göre 1854 yıllarına dayanmaktadır. Vank Dağı üzerinde bulunan Abrenk Kilisesi'nin hemen yanında etrafı duvarlarla çevrili bir şapel ve iki dikili taş yer almaktadır. Dikili taşların tarihinde 12. yüzyıla dayandığı bilinmektedir. Sarp David Ermeni Manastırı olarak da bilinen Abrenk Kilisesi, mimarisiyle göz kamaştırsa da bakımsızlık nedeniyle korumaya alınması beklenmektedir. Giriş kapısının üzerinde 1854 tarihi geçmektedir. Şu anda Erzincan Terzan'a bağlı Üçpınar Köyü'nün yakınlarında bulunan Abrenk Kilisesi'ndeyiz. Vank Manastırı olarak geçiyor. Şu anda Üçpınar, yani Abrenk Köyü'nün yeni adı. Buradaki kilise ve yapılar günümüze kadar uzanan Ermeni inancının Anadolu'daki nadir örneklerinden biri, en sağlam kalmış yapılarından biri. Şu anda da kilisenin ve manastırın hali aslında biraz bakımsızlıktan kaynaklı. Definecilerin uğrak yeri olmasından dolayı zarar görmüş. Çok sağlıklı bir halde değil. Umarım bu videoyu izleyenler ilgili yapıya ve tarihi yapıya gereken değeri verir ve restorasyon çalışmaları olur. Daha güzel bir yapı ve geleceğe bir şekilde aktarılmış olur. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Vank Kilisesi, Abrenk Kilisesi ve Vank Manastırı olarak geçen bölgede gösterebileceklerimiz bu kadar. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz yapı yine bu manastırın içerisine dahil olan bahçe. Ama maalesef bu yapılarda günümüze kadar gelememiş ve yok olmuş durumda aslında. Herkese çok teşekkür ederim tekrar. Görüşmek üzere.